Maç başı 2 puan ortalamasıyla gitmek istediğimi söylemiştim. Trabzon maçından önce de bu iki maçtan 4 puan alıp devreye milli takım arasında 15 puanla girersek, ha 17 olursa bal börek olur ama 15 puanla girersek yine bizim istediğimiz bir ortalamayla gidiyoruz. Gidiyor oluruz diyese de söylemiştim yani. Ama başlangıç itibariyle bizle aynı puana sahip olan takımlar bizim oynadığımız takımlarla aynı zorlukları ilse maçlar oynamadılar. Bu bir gerçek. Ama İyi gidiyoruz. Allah nazardan saklasın. İnşallah bu haftada taraftarımızın da desteğiyle, inşallah stadyumun da dolmasıyla beraber Antep maçında kazası belası geçtiğimizde geçip milli takım arasına rahat bir şekilde, moralli bir şekilde girmek istiyoruz. Bunu yapacak gücümüz, kalitemiz var. İnşallah cumartesi günü kaldığımız yerden, bıraktığımız yerden devam edeceğiz. Onlar en az gol yiyense biz de en fazla atarız. Yani neticede, ya şimdi bunlar bir maç için ölçü olamaz. Yani şimdi az gol yemek de ölçü değildir savunma için. Bu ölçü değildir. Gerçekten ölçü değildir. Biz hücum oynamayı seven, ofansif oynamayı seven bir takımız. Önde basmayı seven bir takımız. Dolayısıyla her şeyin bir ilki vardır. Günün birinde onlar da yenilecek. Biz de yenileceğiz. Ama bu ilk yeniliği yalan Allah'ın izniyle onlar olacak. Ben taraftarlarımızın desteğiyle bunu başaracağımıza inanıyorum. Konya'ya önce izin verdim. Vize problemi vardı. Sorumlusunda sıcağı sıcağına çok geniş bir şey söylemedim ama yapmaması gerektiğini kendisine söyledim. Maçtan sonra kendisi geldi özür dilemek için tesisteki odama. Biz bu hataları çok yaptık. Dolayısıyla hepimiz yapıyoruz. Bundan sonra da yapılacak. Şöyle ki, o profesyonellikteki, o kalitedeki ve alternatifi olmadığını bilen bir oyuncunun bunu yapmaya hakkı yok. Ya bu takımın önemli parçalarından biri olduğunu bilen bir oyuncunun bunu yapmaya hakkı yok. Ha, yani dolayısıyla o da hatasını biliyor. Umarım iki maç ceza gelmez. İnşallah bir maç ceza gelir, onu da bir maçta atlatırız diye düşünüyorum. Tabii gelince kendisiyle bu konuyu göreceğiz. Ben hep şunu ifade ettim. Şimdi mesela Trabzon maçının hakeminin yönetiminden memnun muyum? Değilim. Kazanan bir takımın hocası olarak söylüyorum. Ama hakemlerden neyinden memnunum? Maçtan sonra şunu çok rahat ifade edebiliyorlar. Hocam hatamız olsa kusura bakmayın. Hiçbir hakem art niyetli değil. Deniz Çoban'ın yaptığı gibi. Hiçbir hakemin art niyetli olduğunu düşünemiyorum. Çünkü öyle bir şey yok. O artık çok eski yıllarda kaldı. Artık Türkiye'de hakemlerin art niyetli olabileceklerini düşünmüyorum. Türkiye'de her kaybedenin bahanesi hakem oluyor. Ama ben kazanırken yeri geliyor hakem eleştiriyorum. Bu benim için önemli. Ama hata aramak isteyen önce aynaya bakacak. Önce kendine bakacak. Biz şimdi bu kadar şeyin içerisinde hakemlerle uğraşırsak o zaman biz kendi hatalarımızı göremeyiz. Hakem de insan, o da hata yapacak. O hataya biz de tepki vereceğiz ama iki gün sonra unutulacak. Ya yok bu kadar 40 kişiyiz, 40'ımız da birbirimizi biliyoruz. Ne yapacağız? Dışarıdan hakem mi getireceğiz? Yani o işin o boyuta gitmemesi lazım. O anlamda Deniz Çoban'ı da bir kere daha kutluyorum. Kimse bu özveriyi, kimse bu sağduyuyu, kimse bu cesareti gösteremezdi. Bence bir ilk yaptı.